Lübnan'ın siyasetini, Lübnan'ın ekonomisini, Lübnan'ın sosyolojisini yani Lübnan'ın aslında her boyutunu bugün Lübnan'ın son 50 yılına damgasını vurmuş ve bütün politik aktörlerin hemen sağ yanında görmek istediği Şadi Karan'la tartışacağız, konuşacağız. Kendisi aslında ta Rafik Hariri'den Michel Avan'a kadar ve bugüne varıncaya kadar Lübnan siyasetinin söz sahibi isimlerinden biri oldu. Hem iyi bir analist, hem iyi bir ekonomist, ama aynı zamanda da Lübnan'ın bütün önemli konularında, mevzularında her zaman noktayı koyan önemli isimlerden biri oldu. Bugün kendisiyle İsrail'in işgal harekatından Hizbullah'ın varlığına ve Türkiye-Lübnan ilişkilerine kadar çok boyutlu bütün mevzuları masaya yatıracağız. Sayın Karam, ülkenin son 40-50 yılında söz sahibi olmuş ve birçok konuya imza atmış bir isimsiniz. Hem siyasette hem ekonomik alanda birçok bankacılık sektöründe mühürünü vurmuş bir isimsiniz bu ülkeye. Şu an buken ekonomisi, siyaseti nasıl toparlanacak? Yani geçmiş yıllarda büyük bir iç savaş tecrübesi yaşamış ve tarafları bir araya getirecek ve yeniden dağılmayacak bir süreç nasıl başlayabilir Lübnan için? Bugün mevcut siyasi yapı ve siyasetçilerin nasıl? güveni yeniden kazanmalarının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla hata nasıl? yaptılar. Ne? Lübnan halkının yaşam standartını iyileştirmeleri gereken konularda başarılı olamadılar. Devletin ciddi bir reform süreci başlatması gerekiyor. Bu reformlar vergi konularını ve bankacılıkla ilgili meseleleri içermeli. Siyasi boşluk da ekonomik durum yakından bağlantılı. Siyasi boşluk olduğu sürece güven geri gelmez ve temel reformların başlaması imkansız olur bu sorunları çözmeden, ciddi reformlar yapmadan ve devletli güven sağlayacak kişiler olmadan ekonomik yapıyı yeniden inşa etmek çok zor. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ama niyet ve imkanlar gerekiyor. Siyasete dair çok tartışma var Sayın Karam. Ve hükümet kurulamıyor, bir cumhurbaşkanı yok, istikrarsız bir tablo var ve bir taraftan da işgalle karşı karşıyasınız. Ülkenin siyaseti nasıl toparlanacak? Hizbullah'tan bahsedecek olursak, Araplar, Avrupalılar ve tabii ki Amerikalar arasında Hizbullah'a karşı bir tutum var ve bu çizgide devam ediyor. Bugün uluslararası toplumda Hizbullah'a yönelik bir sempati bulamıyoruz. Ancak dünya, Lübnan'ın çok sayıda mezhep ve siyasi yapıdan oluştuğunu unutuyor. Hizbullah bu yapıların bir parçası ve biz Lübnan'da asla Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak kabul etmedik. Bu örgüt Lübnan'ın hem siyasi hem ekonomik hem de asker yapısının bir parçası. Bugün İsrail ve Amerikalılar devleti geri alın, devleti yeniden inşa edin diye açıklamalar yapıyorlar ve bu iç savaş için kışkırtmadır. Bu yapmamamız gereken bir şeydir çünkü iç savaş şu anda bizi tamamen yok eder. Bugün belki de her kesimin bir girişimde bulunarak devletin kurumsal yapısını yeniden inşa etmesi gerekiyor. Bunun ilk kanıtı adil ve tarafsız bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması olacaktır. Her bir tarafın sadece kendi temsilcisini getirmek istemediği bir seçim. Sayın Karam, siz bu ülkede iç savaşı gördünüz. 2006 yıllarında İsrail'in işgalini gördünüz. Ve daha önceki yıllarda da İsrail'in Lübnan içindeki gruplarla diyalogları ve tartışmalı birçok mevzunun aslında tam da ortasında hep yer aldınız. Şimdi yeni baştan bir işgal süreci başlattı İsrail. Geçmiş yılları da göz önünde bulunarak bu işgalin, bu harekatın başlamasının sizce Lübnan'a hem siyasi hem ekonomik maliyetin olur ve en önemlisi bu ülke bir daha bir iç savaşa sürüklenir mi? Ve hangi senaryolar şu anda Lübnan'ın önünde? Çünkü Lübnan'ın yapısı bir nevi demokrasiye dayanan ve herkese uzlaşmayı gerektiren bir sistem üzerine kurulmuş. Bugün karar almak için herkesin hemfikir olması gerekiyor. Eğer tek bir unsur, hatta önemli olması bile bir unsur bile karşı çıksa, sanki Lübnan'daki her mezhep karar alma sürecinde eşit hakka sahipmiş gibi oluyor. Meclisteki herhangi bir grup bu karar alma sürecini bozabiliyor. Yani karar almak çok zor diplomatik bir yolla İsrail gibi bir düşmanla başa çıkmak için ya ona zarar verecek bir gücünüz olmalı ya da uluslararası toplum sizinle birlikte hareket edip çözüm için baskı yapmalı. Ancak biz bugün İsrail'e zarar verebilecek güce sahip değiliz. İsrail'e caydıracak, saldırmadan önce 100 kere düşünmesini sağlayacak bir güç oluşturamadık. 3 ya da 4 yıl içinde Hizbullah ve İran'ın bilmediğimiz bir silaha sahip olup olmadığını göreceğiz. Eğer bir gün bu silahı çıkarıp kullanırlarsa o zaman belki İsrail'e caydırabilirler. Türkiye-Lübnan ilişkileri ne boyutta ve ne boyutta olmasını beklerdiniz? Her halükarda bugün eskisi kadar çok mal ithal etmeyi kendimize artık izin veremiyoruz çünkü fiyatlarını ödeyecek durumda değiliz. Özellikle gıda sektörü konusunda mesela bisküvi ve diğer Türk gıda ürünleri bizim için çok daha uygun. Yani bu ürünleri ithal edebiliyoruz ve bu konuda pazarlarımızda ihtiyaçları karşılıyor. Türkiye ile aramızdaki ticaret kanalı da kesinlikle arttı. Siyasi ilişkiler de iyi bir durumda. Ancak bu ilişkilere daha fazla özen göstermemiz, onları geliştirmemiz ve en üst düzeyde yakın ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Çok önemli bir konu daha var. Lübnanlıların vizesiz olarak Türkiye'ye gidebilmesi. Bugün Lübnanlıların vizesiz olarak gidebildiği tek ülke Türkiye. Birçok Lübnanlı Türkiye'ye gidip orada kalıyor. Oradan başka yerlere seyahat ediyor. Türkiye bu konuda bize kucak açmış durumda. Türkiye'de bizim gibi zor bir deneyim yaşıyor. Çünkü Suriyeli mülteciler konusu var. Türkiye'nin Suriyeliler konusundaki yönetimi bizimkinden çok daha başarılı oldu. Ve bu başarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesareti sayesinde gerçekleşti. Türkiye'nin Gazze meselesinde ve Lübnan'ın işgaline dair ortaya koyduğu politik tavırı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Türkiye-Lübnan ilişkileri her zaman iyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni her zaman etkiledi. O bir ilke adamı, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı. İsrail'e karşı aldığı tavır tam anlamıyla bir devlet adamının tavrıydı ve değerlere bağlı bir adam olduğunu gösterdi. Türkiye ile ilişkimiz mükemmel ve bu ilişkiye büyük önem veriyoruz. İlişkilerin genişletilmesi gerektiğine inanıyorum ve Lübnan'a en fazla destek veren liderlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Sayın Şadi Karam yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.